Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersinde 1. dönem 2. yazılı örneği sorularını çözeceğiz. Buyurun bakalım dersimize geçelim. Evet, boşlukları doldurun diyor 1. soru. Bir sayının sıfıra olan uzaklığına o tam sayının neyi denir arkadaşlar? Mutlak değeri denir. Mutlak değeri denir. Hiç ortak elemanı olmayan kümelere ayrı kümeler. Olanlara da kesişen kümeler denir arkadaşlar. Ayrı kümeler denir. Yalnızca 1'e ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara arkadaşlar birden büyük diyor. Dikkat edin. Asal sayılar denir. Asal sayılar denir diyoruz. 1. sorumuzun cevabı. 2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olana D, yanlış olana Y yazınız diyor. Eksi 1 ile eksi 4 arasındaki en küçük iki tam sayı arkadaşlar. Eksi 11 ile eksi 4 arasında eksi 5 ve eksi 6 var. Ama eksi 2, eksi 3 değil. Yanlış. Geçtik. Eksi 5 ile 4 arasında. Bakın bunlar dahil demiyor. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. 4 burada, 3 burada. Bir de 0 eklersek 8 tane var. 10 tam sayı mı? Hayır, yanlış arkadaşlar. Bu da yanlış. 3. soru. Diyor ki istenenleri bulunuz diyor. 10'dan küçük asal sayılar. Kimler var? 2, 3 var, 5 var, bir de 7 var arkadaşlar. 12'nin asal sayı çarpanları. 12'yi bölüyorum asal çarpanlara. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 ve 3 12'nin asal sayı çarpanları. 15'in doğal sayı bölenleri. 15 nedir? 1 çarpı 15, 3 çarpı 5, başka var mı? Yok arkadaşlar. Bu kadar doğal sayı bölenleri 1, 3 ve 15 olacak. 2 tane küme vermiş. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5. B kümesi A, B, 4, 5, 6 kümeleri için. Aşağıdaki işlemleri yapınız. A birleşim B. Nasıl yapıyordum ben? Açıyorum 1, 2, 3, 4, 5'i yazdım A kümesini. Sonra ne yazacağım? Burada olmayanlar A, B, 4, 5 var. Bir de 6'yı yazıyorum. A, B, bir de 6. Kesişim nedir arkadaşlar? İkisinde de olanlar neydi? 4, 5'i görüyorum. 4, 5'i görüyorum. 4 ile 5 bu iki kümenin kesişim elemanları olacak diyoruz. Evet. Üstü ifadeleri değerini bulunuz. 3 üzeri 4. Ne olacaktı? 4 kere 3'ün çarpımı. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. 5'in 3. kuvveti 5 çarpı 5 çarpı 5 ya da 5'in küpü de diyebiliriz biz buna. 5 çarpı 5 25. 25 kere 5 125 yapacak burası. 2 üzeri 7 2 çarpı 7 kere 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 1 2 3 4 5 6 bir daha 2. Çarpıyorum. 4. 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64, 64 kere 2 128. Şimdi ben bunları gösteriyorum, göstermek adına, öğretmek adına. Bir zaman sonunda bunları çözerken hızlanacaksınız. Ezberden gidecek arkadaşlar, tamam? 6. soru. Kaliteli bir soru. A ve birer doğal sayı ise, A üzeri B 64 ise A artı B en az kaçtır? Şimdi 64 yapan sayılar 2'nin kaçıncı kuvveti 64 arkadaşlar? 5.si 32, 6.si 64. 2 üzeri 6 olabilir 64. Tamam, deneyeceğiz şimdi. Sonra 4'ün kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 4'ün 4 kere 4 16, bir 4 daha 64. 4'ün 3. kuvveti 64 ya da 8'in 2. kuvveti 64 arkadaşlar ya da 64 üzeri 1 diyeceğim ben 64'e. Şimdi hangisinde en az etti? Tüm ihtimalleri yazdım. Burada A ile B'nin toplamı 2 A alıyor, B de 6 üstü. Topladığımızda ne oldu? Burada 8, burada 7, burada 10, burada 65. En aşağı kaç oldu arkadaşlar? 7 oluyormuş. 4 üzeri 3'te. Yani sayıların birbirine en yakın olduğu zamanlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir? Ülkemizin bazı gölleri belirtmez. Kesin olacak. Ülkemizin coğrafi bölgeleri belirtir. Sevinmeyen yaz ayları belirtmez. Sevilen kış mevsimleri belirtmez. Kesin yargıya, yoruma açık olmayacak coğrafi bölgeler 7 coğrafik bölge var arkadaşlar. Değişmez bunlar, tamam mı? 8.
Diyor ki 2400 liralık bir telefonun parasının yarısını peşin. Kalan kısmı 12 taksitle ödeyecektir. Taksit miktarı kaç liradır? 2400'ün yarısını peşin ödeyelim. Böl 2'ye 1200. Kalanı 1200 ödedi. Kalanı da yine 1200 olacak. 2400'den 1200'ü çıkartırsak. Bunu da 12 taksite bölelim. Bölüyorum 12'ye. Ne oldu? Tık tık bir tane var. 12. Bir sıfır indi, bölünmedi buraya. Bir sıfır daha indi, bölünmedi buraya. Taksitlerimiz 100 TL olacakmış diyoruz. Diyoruz ki 237 sayısını aşağıdaki adın hangisi eklenirse bu sayı 3, 4 ve 5 sayılarına kalansız bölünür. Şimdi arkadaşlar 3, 4 ve 5 sayılarının önce bir bölündüğü en küçük sayıyı bulalım. Bu soru farklı bir yöntem arkadaşlar. Deneyerek yapılacak bir soru zorlar sizi. Denemeden kolay yöntemi şu. 3, 4 ve 5. 3'te 4'e bölünebilen 12. Bir de 5'e bölünebilen 60 mı oldu? Çarparsam ben bunları değil mi? 60. Hepsinin bölünebildiği en küçük sayı 60. Yarısı 30'a bölünürler mi? Hayır. 4 bölünmüyor. 60'a hepsi bölünüyor. O zaman 60'ı katlaya katlaya bir sonraki sayı 120. 3'e katlıyorum 180. 4'e katlıyorum 240. Hop geldik. Hemen bir üstüne gelmemiz gerekiyordu. Ne eklersem 3'üne de bölünür. 3 sayısını eklersem ben 237'ye 240 yapar ve 3'üne de bölünür. Bölünebilen en küçük sayı katlaya katlaya götürürsünüz oraya. Bu bir ayrı bir yöntem. Bunu da öğretmiş olalım. 10. soru. Sayı doğru üzerinde eksi 3'e eşit uzaklık olan noktalardan biri artı 5 biri artı 5 ise diğer aşağıdakilerden hangisidir? Yani eksi 3'e artı 5 var. Kaç uzaklıkta bu arkadaşlar? Buradan buraya 8 uzaklık. Diğeri nedir arkadaşlar? 8 ile sola uzaklık götürelim bakalım. Eksi 3. Sola doğru 8 gidersem ne olacak? Eksiye doğru gittim. Eksi 11 olması lazım ki aradaki uzaklık 8 olsun değil mi? Tamam mı arkadaşlar? 11. soru. Ahmet bulunduğu kattan 9 kat aşağı indiğinde zemin kattan 2 kat alta gelmiştir. Evet. Bulunduğu kattan 9 aşağı geldi. Eksi 2'ye geldi. Ahmet bu kadar kaçıncı kattan inmiştir? Eksi 2'ye 9 kat eklersek arkadaşlar 7 edecektir. Olay bu. Sıralamalardan hangisi doğrudur? Bakıyoruz mutlak değerler var. Mutlak değer eksi 9. Sıra sıra bakacağız. Bu 9'dur. Bu da 6'dır. Bu eksi 5'tir. Bu eksi 3. 9 6'dan büyük de eksi 5 eksi 3'ten büyük değil. Gitti. 9 6'dan büyük sonra eksi 3 sonra eksi 5. İşte bu doğru cevap arkadaşlar. Yani eksi 3 sayı doğrusunda eksiye doğru giderken 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bu bundan büyük. Sağdaki soldakinden büyüktür. Tamam. 13. Aşağıdaki sayı doğrusundaki aralıklar eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir diyor arkadaşlar. Bakıyorum. Şimdi bu aralıklar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aralığa bölmüş arkadaşlar. O zaman paydamız ne olacak? 6. A kaçıncısı? 1, 2, 3, 4. 4 bölü 6 olacak A. Şimdi peki A bölü 3, 4 bölü 6. Peki A'nın paydası 6 değil hocam. Bu 4 değil. Dikkat edin. A bölü 3 yazmış buraya. 4 bölü 6'ya eşit olacak bu kesir. O zaman ben bunu sadeleştiriyorum. Her tarafı 2'ye bölmem lazım ki paydası aynı olsun. Bölersem ne olur? 3, payı da 2. Şimdi paydalar eşitse A da karşıdakine eşit olacak. 2'ye eşit olacak. Bakın bu 6'da 4. Ama 3'te kaç olur diyor. O zaman ben de paydasını 3'e çekmem lazım dedim ve sadeleştirdim. Böylelikle buldum 2'yi. Yoksa 4 dersiniz yanılırsınız. Aman arkadaşlar. Gerçekten iyi derecede kaliteli sorular var bu sınavda. Hangisi doğrudur diyor. 5'te 4, 4'te 3, 3'te 2. Şimdi basit kesir aralarında birer fark varsa arkadaşlar kesir büyüdükçe değeri büyür. Mesela 2'de 1 mi, 3'te 2 mi? Bu %50, bu %66 yapar. Sayı yani 4'te 3 bundan daha büyük, 5'te 4 daha büyük. Bu doğru. Buraya bakıyorum gitti, gitti, gitti. Hepsi aynı kesirleri zaten sıralamış. Arkadaşlar basit kesirde kesir sayılar büyüdükçe değeri büyür. Bileşik kesirde de sayılar küçüldükçe mesela 2 bölü 1 mi 3 bölü 2 mi büyük? 2 bölü 1 daha büyük arkadaşlar. Bu 2 eder bu 1,5 eder tamam mı? Buradan. Demek ki bu da büyüktür 4 bölü 3'ten. Tamam mı arkadaşlar? Gibi.
İşleminin sonucu kaçtır? Biz burada paydaları eşitleyeceğiz. Evet, 8'ler 12'ler. Önce şunları eşitleyeyim, sonra 1'i çıkartırım. Adım adım. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletiyorum. 21 bölü 24. Topluyorum, 2 ile genişletiyorum. 10 bölü 24. Paydalar eşitse topluyorum. Hatta bunu da paydasını eşitleyeyim. 1 bölü 1 olsun. Burayı da arkadaşlar 24 ile genişletiyorum. Eksi 24 bölü 24 yapayım. Tamam. Üçünü birden toplayıp çıkaralım. 3 paydayı da eşitliyorum. Bu doğal sayıyı, tam sayıyı ben paydasında 1 yazaraktan kesire dönüştürdüm ve genişlettim. 21 ile 10'u topluyorum, 31. 31'den 24'ü çıkartırsam 7 bölü 24 edecek arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacak diyoruz. 16. soru. Tam sayılı kesirle basit kesirle çarpıyor. Ne yaparız? Bileşik kesir çevirmem lazım. 1 ile paydayı çarpıyorum. 3, 1'i topla 4. 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 5. Şudur. Yukarısı yukarısıyla aşağısı aşağısıyla 12 bölü 15 olur. Bu da cevaplarda yok. Ne yapacağız? Sadeleştir abicim. Her tarafı 3'e böl. Böl 3'e değil mi? İkisi de sadeleşebilir. 4 bölü 5 olur. D şıkkında. Bir diğer yöntem de çarparken sadeleştirme var. Bu üstteki 3 ile bu alttaki 3 gider. Direkt 4 bölü 5 kalır. Tamam mı? Bu da daha kolay yöntemidir. Esasen siz önce çarpıp sadeleştirme, sonra arkadaşlar çarpmadan sadeleştirme yöntemleri. Yani biraz daha ilerledikçe bunu kullanacaksınız. Hangisi 2 bölü 3 ile çarpılırsa sonuç 1 olur. Arkadaşlar 2 bölü 3 ile çarpılacak şey tam tersi. Yani 3 bölü 2 olması lazım. Bir kesrin tersi kendisiyle çarpılırsa sonuç 1. Mesela 5 kesrini, 5 sayısını 5 bölü 1'i 1 bölü 5 ile çarparsan sonuç 1 olur. 2 bölü 3'ü 3 bölü 2 ile çarparsak bakalım bu değil, bu değil. Bu ne oldu? 3 bölü 2 değil mi? Çarptım, payla topladım. İşte burası, bu da ne oldu? 4 bölü 3 etti. Burası da değilmiş diyoruz arkadaşlar. Geçiyorum 18. soruya. 10 cm ip uzunluğundaki ip, bir tam 5'te 4 metre uzunluğunda kaç parçaya ayrılır? Ben bunu buna böleceğim ama tam sayılı kesse bölemem. Ben bunu bileşik kesir yapmam lazım. Çarp, topla. 9 bölü 5'e böleceğim. 18 bölü 9 bölü 5. Ben bunu da kesire çeviriyorum. Kesirlerde bölme neydi? İkinciyi ters çevir, çarp demekti. Yani bu şu demek oluyor. 18 bölü 1 çarpı 5 bölü 9. Sadeleştirmeleri yapalım çarpmadan. Tak tak gitti. Burası 2, burası 1. 9'a böldüm. 2 ile 5'i çarp 10. 1 ile 1'i çarp 1. Demek ki neymiş? 10 bölü 1'de direkt 10 deriz. 10 parçaya ayrılabilirmiş. Kesir bölmesi gösterdi. İşlem var burada. Korkuyor muyuz? İşlem önceliklerine dikkat edeceğiz. Bu kadar. Önce şurayı, sonra çıkartma, sonra bu, en son bölme. Bakın önce parantezlerin işleri. 6'da 1'i 6'da 5'e bölelim. 6'da 1 çarp 6 bölü 5 diyorum. Tamam mı? Ters çevirip çarptım. 6'lar gitti. 1 bölü 5 çıktı buradan. Şimdi çıkartıyorum. 2 bölü 5'ten 1 bölü 5'i çıkartıyorum. Ne kaldı burası? 1 bölü 5 kaldı. Demek ki şurası 1 bölü 5'miş. Tamam mı? Sol tarafa bakıyorum. Bunları toplayacağım. Bunu 2 ile bunu 5 ile genişleteyim. 2 bölü 10 artı 5 bölü 10. Toplarsak 7 bölü 10 arkadaşlar. 7 bölü 10 bölü 1 bölü 5 oldu. 1 bölü 5'i ters çevireceğim. 7 bölü 10 çarpıyorum 5 bölü 1. Tamam. Ne oldu? 35 bölü 10. Sadeleştirme de yapabiliriz hemen. Böl 5'e bunu. 7 bölü 2. Hepten gıcıklık yaptı. Diyor ki bu hangisidir? 7 bölü 2 nedir? 7'yi bölün 2'ye. 3 tane var. Kalan 1. 3 tam 2'de 1 arkadaşlar. A şıkkı bizim cevabımız. Burada en çok işlem gerektiren, uğraştıran soru buydu. Ama zor bir soru değil. Yani burada ne yapacağınızı adım adım kenara düzenli yazarsanız doğru çıkar. Ama bu sorularda dağınık yazıyorsanız içinden çıkamazsınız. Tamam mı? Sakince kenardan doğrusal bir şekilde düz aşağı doğru yazarsanız sistemli bir şekilde görürsünüz. Ondalık gösterimi. 12'den 3 virgül kayacağım. 1, 2. İkinci virgülde 0,12 oldu. Üçüncü virgülde 0,012 oldu arkadaşlar. Tamam. 1000 olduğu için 3 virgül koyuyorum. 1, 2, ne oldu? 0,12. Bir tane daha koyuyorum. 0,012 bizim B şıkkı cevabımız olacak diyoruz. Evet arkadaşlar. 20. sorunun sonuna geldik. 6. sınıf matematikte 1. dönem 2. yazılı örneğini çözdük.
Gerçekten diyorum. Bu zamana kadar çözdüğüm altın sınıf matematik sınavları arasında arkadaşlar bana kalırsa en kalitelisi buydu. Her türlü soruya değindi. Yazarak, detaylı şekilde dinleyerekten çalışan arkadaşlar, açıklama kısmına da altın sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.